Bakın şu kayalıklar görünüyor mu bilmem ama kameradan. Bu aşağıda büyük şelale var. Vay, burada bir sinyal aldı. Ama yine o tarafa doğru yakalıyor arkadaşlar. Bir bu, bir bu, iki tane yan yana. Alan tarama nasıl dönüyor, nasıl bir burada malzeme algıladı? Çok güzel. Tam şu bölgede arkadaşlar, aşağıda içeride malzeme muhtemelen. Bakın burada içeride bir delik var. Oo, baston tarama nereye kadar indi arkadaşlar, görüyorsunuz mu? Belirtiler başladı. Bu adam bizi vuracak mı yine? Ne yapıyorlar, harbiden bizi vuracaklar şimdi ha. Şurada tam malzeme aldı diyor. Burası gidiyor içeri doğru. Dur bakayım. Oh. Ha. Gel 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 gel. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Çok güzel bir yere geldim. Bugün bu aşağısı arkadaşlar şelale. Bakın şu kayalıklar görünüyor mu bilmem ama kameradan. Bu aşağıda büyük şelale var. Bu bölgeyi yavaş yavaş inceleye inceleye aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma da like atın. Çok yakın zamanda o şelaledeki büyük define için çalışma yapacağım. Bilginiz olsun. Kaçırmayın o videoları. Oraya gidene kadar da arkadaşlar burada daha bölgede çok bakılması gereken yer var. Hepsini tek tek inceliyorum. Şimdi bugün burada şu civarda şüphelendiğim noktalar var. Bakın böyle bir önce alan tarama ile burada bir bakalım. Alan tarama bizi şu an bu tarafa doğru çekiyor. Böyle devam edelim bakalım nereye götürecek bizi alan taramamız. Bölge güzel. Bakın şimdi buradan şu tarafa doğru sinyal alıyor. Böyle devam edelim bakalım. Alan taramanın peşinden bizi nereye götürecek? Hep o tarafa çekiyor arkadaşlar. Vay, burada bir sinyal aldı. Ama yine o tarafa doğru yakalıyor arkadaşlar. Oo, çok güzel bir alana getirdi bizi. Şimdi burada çok sinyal alıyor arkadaşlar. Alan tarama kafayı yedi şu anda. Hangine gitsem diye şaşırdı. Arkadaşlar ben de öyle hangine gitsem diye şaşırdım. Burada işaretler, oymalar müthiş. Bakın tam şurada bir oyma var. Burada keski izi var. Bir bu, bir bu, iki tane yan yana. Biz alan taramanın peşinde devam edelim bakalım nereye götürecek. Bakın şurada bir oyma var. Burası hemen yan tarafı dönem soygunuymuş. Muhtemelen kasaymış arkadaşlar. Şimdi böyle devam edelim bakalım ne olacak. Buraya doğru çekiyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Alan tarama nasıl dönüyor? Nasıl bir burada malzeme algıladı? Çok güzel. Burası. Yer burası arkadaşlar. Zaten işaretler de mevcut. Bakın. Oo, çok iyi. Buradan böyle bir su akarı yapılmış. Şu aşağı doğru buradan geliyor. Dökülen su aşağı içeri doğru giriyor. Şurada da iki tane keskiyle murçla iz yapmışlar. Tam buraya. Burası nereye gidiyor? Buradan da içeri doğru dökülüyor. Belki burada mezar var arkadaşlar. Bu tarafta da malzeme var. Şuraya içeri görünüyor mu? Karanlık ama buralar güzel. Ama şurası sanki dönem soygunu yemiş bir kasa gibi. Belki cep vardı burada. Hediye vardı. Aldılar malzemeyi. Ana malzeme duruyorsa kayanın altında belki duruyordur. Evet şimdi burada tutar mısın kardeşim? Çantamı çıkarayım. Hazırlığımı yapayım. Burada bir çalışma başlatacağım arkadaşlar. Görüntüleme cihazıyla bir bakayım. İçeride bir şey var mı yok mu görelim. Ona göre de devam ederiz. Birazdan görüşürüz. Evet şimdi görüntüleme cihazımızı çıkartalım. Kornat GR3 Plus. Benim en iyi elim ayağım bu. Bu cihaz çok güzel. Ahmet benim telefonu verir misin diğerini? Görüntüleme cihazıyla bakalım bakalım. Ne var ne yok görelim değil mi arkadaşlar?
Belki bir şey yoktur. Boşuna çalışma yapmayalım. Bağlantı diyoruz. Şarj %39. Şarj çok güzel güzel. Canlı tarama pinpoint. Şu devi. Burada bir kalibrasyon yaptım. Belki buraya eşkıyalar gidip gelirken cebinden para düşürmüştür ya. Kesemese düşürmüştür belki. Aldım taşlar arasından. Şöyle bir gezdirelim etrafa. Burada bir boşluk algılıyor. Belki kumbara mumbara denk gelir birader. Belki kumbara falan denk gelir. Alan tarama buraya çekiyor. Oo. Malzeme ararken işaretleri de görüyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın, ayak basma yeri gibi. Şurası mihrap gibi. Arkadaşlar bakın burada malzeme hafif algılıyor. %30'lara kadar geliyor. Ama tam kuvvetli bir sinyal alamadım. Hala. Kuvvetli sinyal neden alamadım biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki malzemeyi muhtemelen şey yapmış. Kalıntıları burada oksiti falan onları algılıyor şu an ufak ufak. Evet. Tam şu bölgede arkadaşlar aşağıda içeride malzeme muhtemelen. Acaba şurayı mı kırmamız gerekiyor? Yok. Aşağı doğru arkadaşlar buradan içeri. Çok güzel. Şuraları yine de bir inceleyelim biz. Bu kaya buradan niye böyle sarı sarı çıkmış? Buraya bir şeyler olmuş. Hayvan geçmiş herhalde buradan belki de arkadaşlar. Şu sarı sarı kısımlar kırılmış, parçalanmış. Bakın burada içeri bir delik var. Oo, baston tarama nereye kadar indi arkadaşlar görüyorsunuz mu? Ama bir şey yok. İçeride muhtemelen. Malzeme yok arkadaşlar. Bakın burada malzeme olsa, şu an içeride malzeme olsaydı burada muhtemelen cayır cayır öterdi. Şöyle biz yine de inceleyelim. Tek parayı bulmaz arkadaşlar. Bu dedektör gibi değil. Ama şey yapar. Kese falan olursa mesela, belki böyle hemen adam taşı kaldırdı, altına bir kese para koydu. Bilemezsiniz. Eskiden burada ne olaylar yaşanmış kim bilir. Bu taş ne? Değişik bir şey. Seksek oynamak için kullanılmış taş. O taşı. Arkadaşlar bakın şu anda ayağım definin üzerinde. Üzerine bastım artık bu benim. Gördünüz mü? Neyse ayağımızı uzaklaştıralım. Burada öttü. Anlaşınız. %95'e kadar vurdu arkadaşlar. Buraya bir çalışma yapacağım. Şu bölgeye. Evet. Cihazı kapatalım. Arkadaşlar bu Konrad GR3 gerçekten çok işime yarıyor. Çok güzel bir cihaz. Aşırı derecede memnunum. Sebebi şu. Affetmiyor arkadaşlar. Hiç affetmiyor. Noktayı da bana veriyor. Bir malzeme varsa var, yoksa yok. Çok güzel. Şimdi ne yapalım? Hemen hızlıca çalışmaya başlayalım. Çalışmaya başlamadan bir mola verelim. Köyden ezan sesi geliyor. Biz de dinlenelim. Birazdan burada devam edelim arkadaşlar. Birkaç dakika bekleyeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Hemen eldivenlerimizi giyelim. Hazırlığımızı yapalım. Çalışmamızı başlatalım değil mi? Bugün hava çok güzel. Manzara çok güzel. Define çıkarmak çok güzel arkadaşlar. Çekiç burada. Çapayı da hazır edelim. Çapa da lazım olur. Yağmurlukları aldık. Belki yağmur falan yağar. Yakalanırsak ıslanmayalım diye ama gerek kalmadı. Güneş var. Çok güzel oldu bugün hava.
Şimdi ne yapalım biliyor musun? Şuraya bir kırmaya çalışacağım da. Bakalım önce nereye alsak acaba? Şu kaya burada sivri olan kaya çok şey duruyor, acayip. Acaba bunu levyeyle şey yapabilir miyim ya? Önce bunu mu kırmaya çalışsam? Doğru. Bir levyeyle önce şeyler buraya yuvarlanmış gelmiş. Acaba şu kaya buradan çıkar mı ya? Bunu yoklasak mı önce? Biraz boşta gibi ama. Yok. Bunları boşaltalım bakalım önce. Temizlik yapıyorum ya, buraya şey yapacağım ha, kayaya bak, dimdik kaldı ha, mezar taşı gibi. Arkadaşlar mezarın taşını diktim. Bu kayayı önce buradan bir ayırayım, olmazsa şurayı bir, ha bunlar da çıkıyor herhalde, bunlar da boşta. Şunları bir ayıralım. Bu da kırıldı. Ayarlısın. Boşta. Arkadaşlar oksitlere bakın. Yemyeşil. Buradan şu anda belirtiler başladı. Şurayı malzemeyi şu taraftan bir yerden, şuradan bir yerden algıladı malzemeyi. Acaba şurayı mı patlatmam gerekiyor? Burası böyle bir el yapımı gibi duruyor. Daha. Böyle yandan çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Bu taş burada kaldı, sivri bir şekilde bekliyor. Sizce nasıl arkadaşlar? Bu taşı alıp bu kayayı mı yuvarlamam gerekiyor, yoksa şuradan mı acaba? Yandan. Kırpayı bir vur ona. Ha, nereye? Şöyle çaprazlama atar mı? Harbi mi? Ben beceremem ama sen de gideceğim diyorsun. Denesene bakalım nasıl yapabiliriz. Çapraz olunca yağı basmıyordu diye ondan ben şey yaptım ya. Kayayı çekişle kırmaya çalışıyorum ben de buradan. Şu biraz oynuyor. Bunu atsak acaba böyle bir alttan havaya doğru kaldırıp oynasak. Yok, şurasında yer var bak, tam şurada. Aha. Dur. Buradan girer mi? Şu mezar taşını bir atayım önce. Şöyle oynatayım mı buradan? Geç. Havaya doğru. Sen bu tarafa geç. Abi kendimizi ayakta mı tutacağız? Define mi kalacağız? Çok acayip yerler ya. Şu burada riskli ayakkabını üstümüze düştürmedik zaten. Vurma lan, üstünde düşer diyorum ayağımı. Aha. Açılıyor. Oynadı mı hiç? Oynadı da. Öbürüne mi dayanıyor acaba? Ta kökünden oynuyor ha. Bu bayağı büyükmüş lan bu. Şey, çekicin arkası şeysi girer mi onun için, borunun içine? Ha? Aşağıya doğru çok uzun bu kaya. Uzun mu?
Şöyle. O zaman şöyle açar mı? Şuradan şuraya yan kalır değil mi? Olmaz. Şöyle. Şuradan vursa. Şöyle yapsan nasıl olur? Bak şimdi. Bunlar buradan çıkıyor. Yani dikkat edin de salon. Baksana tenere gidiyor bak. Tabii abi altına kadar giriyor. Bak şuradan. Altta tutturuyorlar silahları. Buradan delik açılmaya başlar aşağı. Şöyle şuraya bir yere dayayıp şuraya acaba yaptılar mı? Denesen mi? Ya da buraya gene taşı soksak şuradan basar mı? Basamaz. Sen öğrendin bu işi Kriko'yu. Ben de izleyeyim de öğreneyim. Nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsun? Kaç tane para aldın lan bizden sonra? Alamadım lan, kaldı. Alamadın mı? Aldı vallahi, kaldı. Vay anasını ulan. Arkadaşlar görünüz cebimde 3 tane para var, onu vermemek için alamadım diyor birilerine. Ya bu adam çok cimri. Benim dedem koymuştu oğlum o paraları oraya. Tabii. Hangi tarihte? Hangi tarihte? Herhalde 300 sene falan oldu. Tabii benim dede biraz uzun yaşamış. Şuradan şöyle vurabilir miyim? Ne yapıyorlar? Harbiden bizi vuracaklar şimdi he. Bize atıyor olmasınlar lan. Aha. Ne oldu? Altta dökülüyor bir şeyler değil mi? Taşlar. Şunun şey, çekicinin arkasına girer mi o? Yok. Şey değil. Şöyle giriyorsun da. Altını kaldırıyor. Taşlar aşağıya doğru akıyor. Lan ne yapıyorsun? Direkt açıldı kasa herhalde. Ne? Açıldı kasa he. Acaba ona yağ takviyesi mi yapılması gerekiyor? Böyle yağ almış sanki. Şunun arkasını soksana aga borunun içine. Şöyle. Ha? Gördün mü? Öğretiyor sana işi de sen yine de şey yapmıyorsun. Açmıyor mu? Açmadı lan. Kısayım. Şu oyunu. Aa, onu geri itliyor ha. Şunu böyle. Ya şu arayı ben açayım levyeyle birazcık. Buradan ileri itlerim onu. Olabilir. Öyle yapalım. Dur bakayım. Bunu böyle ittiriyor. Bu kalıyor. Adamlar poligon yaptı orayı. Atış poligonu. Ücretsiz poligon. Adam gidip poligonda yapmıyor atışları. Burada yapıyor.
Oğlum bunun altında bir boşluk var. Lakır lakır taşlar dökülüyor aşağı. Var ya. Buradan çirkoyla geldim mi? Şunlara bir vursana şu taşlara. Dur bir saniye. Bunu böyle çırpalım. Şunlar sıkışmış mı bak? Hangisi? Şunlar sıkışmış mı bak? Sıkışmış mı? Boşta gibi ya. Tamam. Bak sıkıştı dur bak. Al şimdi onu. He. Bir tanesi videoda yorumda yazmış. Bir tane taşla uğraştım. Ya diyor sen diyor artık diyor çok uğraşmıyorsun kayalarla. Eskiden diyor ne kayalar deviriyordun. 60 yaşına kadar kaya kıracağız herhalde biz bu dağlarda. He? O geldi aklıma şimdi. Sonra abi çıkmıyor ne yapalım. Arkadaşlar bakın. Kanala destek verin. Like atmayı unutmayın. Biraz gelirimiz artsın. Eleman alalım yanımıza ya çalıştırmak için. Ne yapalım yani şimdi? İnan böyle YouTube'dan ben çok para kazanmıyorum arkadaşlar. Çoğunu cebimden harcıyorum ben yani. Açılıyor mu aşağısı? Oo. Abi ben sana diyorum bak bu aşağıda var ya mahzen gibi bir şey var. Ama önce bu hediyesini yakalayacağız. Bence şu tarafa çalışmamız gerekiyor bizim. Haberin olsun. Yatırmayalım mı? Çünkü bak ben burayı var ya temiz zorlarken karşısında lakır lukur taşlar abi, yuvarlandı bunu aşağı. Bunu böyle yatırmayacağız. İşte onun için yer açmaya çalışıyorum ben buradan. Şunu bir bakayım bakalım. Şunu bir baksana bakalım. Dur az kaldı. Şu, şimdi heh, tamam dur. Bir saniye bekle. Ona basıyorum şu an. Baksana oksitlere abi aşağıda var ya ben sana bir şey diyeyim mi? Çok sağlam bir malzeme bizi bekliyor gibime geliyor ama hayırlısı. Bakalım neler olacak. İçeriden koku gelmeye başladı. Mezar mı var lan? Hep mezara denk geleceğiz ya. Hangini alıyorsun sen şimdi? Şu oyunu yani. Hem burası da boşalmış olur. Bu tarafa yatırırız anladın mı? Baksana altında nasıl boşlukta. Krikoyu alacağım mı? Bunu alayım mı oradan? Onu sen dışarı mı çıkaralım diyorsun? Aha. Zor. Çek 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 çek. Çek çek. Dur. Dur. Hocam çıkar. Geri gelmeyecek mi şimdi bu? Gelmez. Onu tutuyor aşağı. Arkadaşlar böyle bir kapamadan sonra güzel bir malzeme bekliyorum. Güzel bir performans sergileyelim. Güzel bir malzeme çıksın. Şimdi, yalnız o kaya birader çok aşağı gidiyor ben sana söyleyeyim. Kayanın altını boşaltmam lazım. Bence burayı boşaltmam gerekiyor benim birazcık. Sen oradan biraz bak. Uğraşırken ben şurayı bir açayım az bir şey. Thank you.
Nereye gönderiyorsun şu an? Oğlum şuraya bakarken sanki böyle hayal gibi yılan gördüm lan sanki. He. Vay anasın. Ne oldu? Bir şeyin yok değil mi? Kaçtı. Şş, burası biraz sıkıntılı gibime geldi abi. Bir şeyler hissediyorum ben şu an. Haberin olsun. Bak şuradan sanki var ya böyle yılan böyle bir kolum kadar yılan gördüğüm gibi geldi. Burası biraz sıkıntılı. Dikkat edin kendinize. Ben size söyleyeyim. Söylemeyecektim şimdi. He. Dedim söylersem defineci kaptan zaten acelem var diyor. Kaçmaya kalkar. Bizi burada bırakır. Ahmet sen okumaya başla acı içeriden. Tamam. Baksana defineci kaptan bıraktı hemen. Yılan gör dedim ya. Bıraktı. Ben çok şanslı. Senin zaten işin var değil mi? Ya unuttum da lazım zaten. Çıkmıyor değil mi o? Hacı bunu böyle yandan verdiler. Ben şuraya biraz boşaltayım bir bakacağım şimdi belli ne olacak. Yok, değil mi? Ne? Ya spanzet. Spanzet yok ya spanzeti. Almadım. Şimdi şuradan bir gelerdi konuşuyorlar aşağıya doğru. Ne böyle? Burası boşalıyor içeri doğru da. Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Hiç o kayayı sen takma kafaya. Buradan alta giriş. Burası çünkü sökülüyor. Yani şey değil. Aşağı doğru iniyor mu? Tabii. İniyor aşağı doğru. Ben buradan çalış. Bak ben şöyle tahmin ediyorum şu anda. Değildi ben de deli bir şey. Burası acayip akrep makrep çıkacak gibi duruyor. Şuradan alta doğru. Çünkü malzeme bak şurada bir hediye gibi bir şey var. Bu alta doğru belki şöyle içeri bir girinti varsa ben burayı boşaltmam lazım. Bana öyle geliyor. Burayı boşaltayım göreyim ona göre. Gerekirse artık o büyük kayayı kaldıracağım. Burayı da kazdıkça sanki şöyle bir giriş açılıyor ha. Böyle bir insan girecek kadar abi eskiden hatırlamıyor musun o Narlıdere tarafındaki mahzen girişine kadar şu kadarcık yani sen. Ahmet izledin değil mi o videoyu? O kadar şu kadarcık delikten girdik içeri var ya içerisi ama acayipti o. Bir örümcek vardı böyle avcumun içi kadar. Hani bir de tarantula değil ha. Tarantula olsa var ya içeride. Demek ki bu kadar büyüyecek.
Burası aşağı gidiyor. Bak bak bak, gördün mü? Bak tam dediğim yere gidiyor. Ha. Şu alttan alttan gidiyor birader. Açılıyor. Öyle açılıyor. Azar azar alacağız işte. Akrep böcek çıkmazsa iyi. Oraya dikkat edin ha, böyle yıkılmasın kolumun üstüne. Çünkü altı boş aga. Böyle var ya, bildiğin altı boşluk ha. Ahmet, pointer verebilir misin çantadan? Ya seninki kolaydı mı şey? Aga. Dur dur, kaptanınkini alayım. Onunki kolaydıysa. Ben benim pointer'ı değiştireceğim, biliyor musun? Geçen ben su kaçırdım onun içine. Pilini değiştirirken muhtemelen şey yaptı. İçeride oksitlenme falan yaptı. Bir de başka eldiven var mı orada? Siyah eldiven var mı? Yan gözlere bir baksana aga ben. Şeyde olacaktı. Sol taraftaki gözde, sol taraftaki gözün, o gözün içinde şey var. Poşet var. Poşetin içinde olması lazım. Aha. Öter mi lan bu kadar yakından? 25 santime kadar çekiyor. Yakın dedi. Aha. Vay anasını. Oo, gel gel. Görüyor musun? Bak bak bak. İçeriği görüyor musun? Gördün mü? Dur şimdi. Hadi aga, eldiven ver. Çabuk, heyecan yaptın, çabuk. Bakıcığım sen bunu böyle bana yakın mesafe. Sarılır değil. Lan ekran ters dönmüş ya. Tüh. Ya bu kamera beni delirtiyor ya. Ekran ters dönmüş. Sen böyle tut aga, ben onu artık çevireceğim, yapacak bir şey yok. Yok, dönmüyor benimkisi. Bir kere şey yaptığı zaman dönmüyor bir daha. Tabii. Çok cins bir şey. Dur bakayım şöyle bir. Şöyle ters mi çekeyim? Yok çevirme, ben onu çevirme yapacağım ya. Tamam. Şey yapmasın. Sal bana bir dakika, bir şey deneyeceğim. Ya böyle yapmaması lazım bu ya. Bunun çekimi güzel, biliyor musun? Değiştirmek istemem abi. Üst modellerinde şey diyorlar ya. Problem çıkarmış. Arkadaşlar bakın burada. Şurada tam malzeme algılıyor. Bak. Görüyor musun cebi? Hmm. Cebi görüyor musun? Nasıl ya? Ne oldu lan orada? Ha? Abi resmen baksana, oymuşlar buraya ya. Resmen oymuşlar bak. Bak. Oymuşlar, üstünü doldurmuşlar kırdıkları parçalarla. Kapatmışlar, gitmişler. Dünya kaya söktün sen bunu. Normaldir. Aynen. Güzel bir şey çıksa var. Yalnız var ya, şu an bu açılmış yere bakarsak birader, burada bir güzel bir küp yatıyor bana kalsa. Uzun zamandır güzel bir küp denk getiremiyorum zaten. Aha, silahlar başladı patlamaya. Biz malzemeyi çıkaracağız ya hemen. Şimdi yakınlaştık ya, hemen bir şeyler oluyor. Yalnız sen tam yılanın üstünde duruyorsun ha. Oradan bacağını... Tabi bacağın sıralıyor. Sen al şunu, ben işim var. Yok yok, bekle iki dakika. Bekle, güzelcini çek buraya bize. Aha, toprak kısmına geldik, işi yok ama. Ulan malzemeyi götürdü ha yılan. Ben sana söyleyeyim. Harbi söyleyeyim, götürdü. Hakikaten ben hayal meyli orada gördüm ya. Yılan gibi bir şey gördüm orada. Resmen. Oğlum musallat olmasınlar. He? Bize musallat olmasınlar. Yani şimdi öyle bir durumda sen ona musallat olmaya çalışırsan kaçıyorlar. Ya biz zaten musallat olduk buraya kazmayla. Ya sen şu an musallatsın zaten adamın yerine. Aga gitti küpe, ben sana söyleyeyim. Baksana içeride orada gidiyor delik. Boyunduru sok. Dur bakayım. Gitti küp. Gitti galiba. Of. Malzeme burada. Hadi yavrum hadi. Hadi. Abi eğilemiyorum ki oraya. Nasıl gireceğiz şunları şuraya? Ben uzanayım mı? Ayağını alsana oradan. Şuraya. Çıkar mı oradan? Okey. Nasıl yapacağız şimdi? Ben böyle buraya uzanayım birader.
Var ya, ben sanmıştım buradan malzemeyi çıkarınca olaylar başlayacak, haberin olsun. Kaçmayın, benden uzaklaşmayın. Arkama saklanın, ben sizi öne sen iteceğim. Sen çıkar. Siz, ben, siz, benim arkama, çıkar. Siz benim arkama saklanın, ben sizi öne iteceğim. Tamam mı, bir şey çıkarsa? Sen şey malzeme için. Şapayı verebilecek misin abi? Çalışacak mı? Nereye çalış? Nereye çalış? Geçen bir sefer kırdım, biliyor musun abi? Ben çok artık korkunç ya, kırdım. Kırmayalım abi, güzel çıkarım. Tamam abi. Abi. Kırık da olsa gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz ama mümkün olduğunca dikkat etmek lazım. Kızıyorlar abi yorumlarda ondan sonra. Kızıyor da yapacak bir şey yok. Uf, dirseğimi nasıl çarptım ya. Çok fena. Burası gidiyor içeri doğru. Dur bakayım. Ah. Ha. Gel. Gördün mü? Bakın arkadaşlar. Malzeme burada. Yemyeşil. Görünüyor. Of. O teminki görünen oksitler, oksitlerin sebebi belli oldu. Hop. Aga, dirseğime kramp girdi. Çok fena. Kalkamıyorum. Tamam, sen kalk. Biz alalım. Hayır, malzemeyi aldım. Kalkamıyorum. Ensemden çek. Dur. Çek beni. Dirseğime kramp girdi. Acayip. Of. Dur. Zor kalktım lan. Al sen şunu birazcık. Çok fena oldu kolum. Aa. Oğlum lan, parmağımı ezdin. Ne yapıyorsun lan? Oo. Ay. Ben parmağını toparlarsam. Dirseğim gitti. Parmağı. Of. O ne? Ne o? Ne var lan bu burada? Ne var senin, haç mı? Haç var, bir şeyler vardı bak şurada. Haç var. Bu ne? Aha, Meryem Ana. Abi bu ara ben sanmıştım full kilise malzemesi geliyor bana. Full. Bak burada da. Dur bakayım, başka bir şey var mı? Abi öyle bir yerden malzeme çıkarıyoruz ki şuraya bak ya. Au, dirseğim çok fena ağrıyor birader lan. Vurdun ya buraya taşa. Taşa vurdum. O kadar mı hızlı vurmadım ki ya. Kramp girdi. Taş küt diye ben sesi duydum yani. Yok lan. Yok. Yalnız şey. Aga. İçeriden yankı yapıyor oğlum. Burası devam ediyor sanki ha. Evet lan. İçeri doğru. Bir kolumu uzatayım bakayım. Aa, dirseğim çok fena oldu ya. Harbi söylüyorum, çok fena oldu. Basamıyorum ha. Kolumu tutamıyorum kendimi. Aha. Ne? Getir kamera, getir. Bak. Bomboş. Gördün mü avucumu? Yok. Başka şey yok. Gitmiyormuş içeri. Ben gidiyor zannettim. Şu suyu versene Ahmet. Ben şunu bir şey yapalım bakalım. Çıksın meydana. Yalnız var ya, kolum şu anda tutmuyor. Ha, haberin olsun. Kaptan, yandın oğlum. Bu hafta işe bırak. Benim yanımda geleceksin. Harbi çok fena yaptın dirseğimi. Hep senin yüzünden oldu. Dur, ayağını kaldırdım. Altınları da vermedin anasını, bize bırakıyor. Baksana, oksitli malzemeleri. Değişelim. Değişelim. Dur bir önce bir görelim, çamur gitsin, ondan sonra karar veririz. Oo. Abi burada çok değişik bir işleme var ha. Baksana şurada ne oluyor bir şeyler. Yak lan, bu değersiz. Boş ver. Seninkinden bir tane bana sarılardan ver. Ha bak, gördün mü? Lan ne renk? Sarı mı altın? Yok. Pirinç galiba. Pirinç. Pirinç galiba. Bak, Meryem Ana var. Kucağında bebek mi var abi onun, yoksa? Aynen, böyle bir şey var ama. Bir şey var onun kucağında değil mi? Bir şeyle oynuyormuş. Yok. Dua ediyor. Bak. Hı? Bak. Ha? Elini açmış. Tabii elini açmış. Dua ediyor sanki. Vay be. Ama güzel. Çok güzel. Arkasındaki şeyler de çok farklı bak. Aynen. Şurada motifler falan var. Çok güzelmiş. Vay be. Hoşuma gitti. Şurasını temizletseydik. Ya şey, haç olmasa arkasında ben bunu eve vitrine koyardım çünkü. Haç var. Evde haç dolu zaten. Her taraf haç. Biriktiriyoruz. Müzeye götürene kadar bir gün var ya, o haçlardan başımız belaya girecek ama ne zaman. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın burası Meryem Ana. Arkasında da haçlar var. Şurada da şey, bak şu tam şuradaki arkadaşlar defineci kaptan, bak burada bekliyor. Ben miyim orada? Tabii. Hazırda bekliyor. Bekliyor orada hazırda. Bunu hemen böyle şimdi okus pokus kayboldu. Arkadaşlar şimdi. Eldiveni kapatalım üstünü. Güzel bir çalışma yaptım bakın. Burada burası komple kapalıydı. Şurada kaya falan da vardı. Birazını kırdım, açtım. Gördünüz mü arkadaşlar? Muhtemelen
Bu altı oymuşlar. Tam şurasını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Nerede? Heh. Tam şu kısmı oymuşlar. Şu şekilde oymuşlar orayı. Malzemeyi koymuşlar. Üstünü kapatıp belki bu kayaya da sonradan koydular ama bilmiyorum da bu şu anda içerideki mahzen ya da oda, mezar ne varsa oraya gidişteki hediye. Bir hediye de buradan almış daha önce birileri. Dönem soygunu yemiş. Bakın burası da muhtemelen dönem soygunu yemiş. Buradan da bir malzeme almışlar. Ama bu da ikinci aldığım da hediyesi. İçeri doğru gidiyor. Belki de hediye değildir. Bunlar bu kadardır. Hani bu kadar malzemesi vardır. Mezarda sadece kemik de olabilir. Artık onu açmak lazım ama ben mezar açmıyorum diye söylemiştim. Biliyorsunuz arkadaşlar. Arka planda açıyoruz ama haberiniz olsun. Evet. Gene güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Şöyle bir ufaktan yine manzara da göstereyim size. Kaptan bunu niye ayırdın buraya? Bunda bir şey mi var? Değişik, ben mi koydum? Bakın arkadaşlar, Bursa manzarası. Çok yakında şelaleye doğru ilerliyorum. Çok yakında şelale videosu izleyeceksiniz arkadaşlar. O da çok güzel, büyük bir şüphelendiğim bir yer var. Oranın bilgisi de var bende. Belki benim videolarımı takip edenler bilir. Bir tane harita çıkarmıştım. O haritada orasıyla ilgili birazcık şüpheli noktalar vardı. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar şelaleye doğru. Takipte kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.